Arkadaşlar merhabalar. Bugün 10 Kasım 2024 Pazar. Ben Bahattin Çağdaş. Şimdi bir de Recep Tayyip Erdoğan'ın bir konuşmasına rastladım. Yani hadi dedim neyse bunu da kayda geçelim. Ne olur ne olmaz. Tamam suçlamıyoruz. Zor durumda tehdit edilmiştir. Sömürge ülkeyiz. Çıkıp bağıramıyor. Hatıratlarını yazamıyor hiçbir siyasetçi. Ama nasıl bir şey abi, bu nasıl bir güç ki bu kadar konuşturabiliyor? Diyor ki burada arkadaşlar, yani bu cümle çarpıcı geldi bana. Dedi ki işte Atatürk dedi, artık Gazi diyordu eskiden, şimdi kullanıyor şeyi. Yani Ata Yahudi'yi kullanıyor arkadaşlar. Atacı'yı, Ata Sabata'yı kullanıyor. Maalesef kullanıyor. Yani dedi ki 10 sene daha yaşasaydı, yani 57 sene yaşamış. 10 sene yaşasaydı daha iyi şeyler olabilirdi. Abi ne olabilirdi yahu? İnsanın yaptığı, yapacağının, şu ana kadar yaptığı, yapacağının garantisidir. Teminatıdır. Ne olacaktı? Daha fazla içecekti. Daha fazla gece hayatı olacaktı. Daha fazla işte onunla bununla Vedat'la buluşacaktı. İşte daha fazla kız evlatlık çocukları olacaktı. Ne olacaktı zannediyorsun abi? Yani işte biraz önce arkadaş gönderdi. Elbiselerini bile, kıyafetlerini bile Londra'dan yaptırtıyormuş yani. Hani savaşmıştın sen şeyle, İngiltere ile. Neyse, şimdi dağıtmayalım. Bunu kayda geçelim abi, ama yani ileride nasıl izah eder Tayyip Erdoğan bu durumu? Nasıl tehdit edildiğini nasıl anlatır bilmiyorum. Ben yine de kayda geçeyim arkadaşım. Neredeydi? Atatürk'ü putlaştırmak isteyenler kadar, Atatürk'ü tamamen yok sayanlar da Gazi'nin, milletimizin gönlü. Biz ikisi arasındayız bak. Tamam, putlaştırıyorlar. Güzel. Şey değiliz ama, yani yok da saymıyoruz. Yani kötü olsa bilmem ne de olsa bir yaşadı yani. En azından kötülüğünü eleştireceğiz yani. Ha, iyi bir şey yapmış mıdır? Ben yaptığını zannetmiyorum. Yok saymıyorum. Varsayıyorum ve eleştiriyorum. Tayyip Bey, Sayın Erdoğan. Bak tamam, teşekkür ederim. Allah razı olsun senden. Böyle bir ortam sağladın geldiğinden bu yana. O sayede bir şey oluştu, zemin oluştu. Pardon. Yani halk artık, millet artık eleştirebiliyor, bazı şeylere uyandı. Mesela çok güzel o çıkışın, iki sarhoşun yaptığı şeye mi inanacağız yani, kanunlara mı inanacağız demen çok güzeldi. Tamam, güzel. Şimdi mesela burada dikkat edersem tek parti faşizminden bahsediyorsun. Faşizmden bahsediyorsun. Sanırım orada satır arasında oraya vurguluyorsun. Tek parti faşizmi nedir? İşte Kamal'ın kurduğu tek parti şeydir. Diğer partilere hayat şansı vermedi. Orada anamızı ağlattı. Gönlündeki yerini sarsamayacaktır. Milli mücadeleyi zafere Bir dakika, kim ulaştıran gönlündeki ya? milletimizin gönlündeki yerini sarsamayacaktır. Kim gönlünde? Gönlümüzde önümüzde yerimiz yok ya. Yeri falan yok bu adamın. Atacığımın, Atasabatay'ın yeri yok. Milli mücadeleyi zafere ulaştıran Hangi milli mücadele ya? Ne zaferi ya? Hı? Ne zaferi? Kim söyletiyor abi bunu sana ya? Nereden tehdit ediyorlar? Nasıl tehdit ediyorlar seni? Sayın Erdoğan. hattı müdafaa yoktur. He. Satı müdafaa vardır. Ne yapmış? Neyi müdafaa etmiş? İşte Nablus'ta bırakıp kaçmış. Deyyus Ekber diyor şey, Cevdet Sunay. Bıraktı kaçtı. Halep gitti. Osmanlı'nın işte ne derler şeyi, doğduğu, büyüdüğü yerler Halep'ti, Suriye'ydi, şuraydı, buraydı, gitti. Filistin, Milistin, Kudüs. O satı vatan topraklarının tamamıdır. Hangi tamamı? Musul, Kerkük, Halep, Suriye, Batum. Hangi tamamı? Adalar, burnumuzun ucundaki adalar. Hangi şeyi? Tamamı yapmayın ya. Neyse abi. Şiarı hayatın her alanında rehberimiz olmayı sürdürüyor. Kim hayatımızın alanında, her alanında rehber olacakmış? Nasıl bir rehber ya? Kadınların anasını ağlattı, sözde seçme seçilme hakkı verdik diye. Kıçını başını açtı, bilmem ne yaptı, etti. Bu mu rehber bize? Bize bir rehber bu mu? Bu adam mı? Hı?
muasır medeniyet seviyesine yükseltecekti. Anamızı ağlattı, lisanımızın içine etti. Tek kelimeye şey yaptı, insanları sıkıştırdı. He, bu mu? Ya bari susun be abi be. Susun ya. Kayıda geçiyor kardeşim bunlar, kayıda geçiyor. İleride nasıl izah edeceksiniz bunu ya? Torunlarınıza. Şayet Gazi'nin ömrü ve sağlığı en azından bir 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el Ne olacaktı? verseydi, hiç şüphesiz 2. Cihan Harbi sonrası bambaşka bir Türkiye görecektik. Allah Allah. Allah Allah. Yapma abi be. Yahu sanayimizin anasını, sanayi derken uçak en basitinden Vecihi Hürkuş'a uçuş lisansı vermedi. Yani uçak yapıyorduk. Ona bile izin vermedi adam. Yani patronları, üstleri, patronları zaten ona izin vermedi. Sen dedi işte Sümermak'ta don mon, işte lastik mastik, pijama mijama, ne basma masma falan yap dedi yani. Maalesef Yani Gazi'nin vefatı ay ağlam, bir de ağlarsan üzülürüm. Gazi, ağlarsan ile bu fırsatı kaçırdık. üzülürüm. Ay yazık. Atatürk'ü putlaştırmak isteyenler kadar. Peki, bir saniye arkadaşlar, bir saniye. Arkadaşlar, şurada tek parti faşizminden bahsediyor. Tek parti Kamal kurdu, diğer partileri de boğdu, öldürdü. Güzel bir gönderme, ben bunu anlamış değilim, bakın. Kazanımlarından mahrum bırakmak için kirli senaryoların biri bitmeden diğeri sahneleniyor. Esasen Cumhuriyet tarihimiz boyunca milletimiz her dönem farklı görünümler altında ama hep aynı gayeye hizmet eden nice sinsi oyunla boğuşmuştur. Tek parti faşizminin ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına, yeniden inşa edilen dünya düzeninde hak ettiği yeri almasına engel olan vizyonsuzluğunun bedelini ağır bir şekilde ödedik. Arkadaşlar ben bunu yanlış mı anlıyorum, eksik mi anlıyorum? Tek parti faşizmi M. Kamal kurdu, diğer partileri öldürdü, boğdu. Burada eleştiriyor galiba abi ya. Yani bravo, çok iyi. Şimdi ama bir öbür cümlede de yani dövüyor mu, seviyor mu? Şayet Gazi'nin ömrü ve sağlığı en azından bir 10 yıl daha. Allah korusun, Allah korusun. Hiç değilse bak şansımız varmış. Aman 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 aman. Ülkeyi yönetmeye el verseydi, hiç şüphesiz 2. Cihan Harbi sonrası bambaşka bir Türkiye görecek. Nah görürdük. Şu anda bile bak 100 yıl, 100 yıl geçmiş, tamam mı? Mekteplerde, okul demiyoruz, mekteplerde talebelere, öğrenci demiyoruz, talebeler aç. Aç. Yemek veremiyoruz. Yüzyıl. Gazi. Atatürk'ünün getirdiği nokta bu. Getirdiği nokta bu. Aç. Maalesef Gazi'nin vefatıyla bu fırsatı Ya affedersin Sayın Erdoğan, teşekkür geçiyorsun galiba yani. Vallahi ya yani, bravo. Yapıyorsan bravo. Bravo. kaçırdık. Kaçırdık. Çok partili siyasi hayata geçtikten sonra da başımıza musallat edilen darbeler zayıf. Tamam işte onun adına geldik. Kemalist darbeler çoğu. Bir saniye. Varlıklarını yarınlara taşıyacak dayanaktan mahrum kalmış demektir. Ne Gazi'yi ne de Cumhuriyet'in kurumlarını, değerlerini ve hedeflerini bu istismarcılara, bu köksüz ideolojilere Köksüz. Ya atan da köksüz. Atacığım. 23'te kurduğu şey de köksüz. Yani kökümüzden bizi kopardı. Kendisi köksüz. Her açıdan köksüz. Kurduğu rezalet rejim de köksüz. ideoloji bezirganlarına terk etmedik. Bundan böyle de
terk etmeyeceğiz. Bir fani olarak Atatürk'ün yaptıklarını veya yapamadıklarını vicdanlı bir zeminde tartışmak. Vallahi yapamadıkları daha iyi abi. Yaptıklarından kat kat iyi. Bakın şimdi ne diyor? Tarihçilerin ve alanında uzman bilim insanlarının işidir. Bizim işimiz. Bizim işimiz. Benim işim. Kamali tartışmak benim işim. Gazeteci olarak benim işim. Boş ver gazeteyi. Sade vatandaş olarak benim işim. Hiç iktir et tarihçini mağriçini. Onların hepsi şeyde. Onların hepsi fanusun içinde. Onlar korkuyorlar. Onlar göbekten bağlanmışlar. Ruhlarını satmışlar. Çoğu. Çoğu. Ruhunu satmış. Onlardan medet umma. Ha, diyorsun ki vicdanlı olarak tartışmak. Nerede tartışıyorsun? Hadi kaldı şu 5816'yı. O sahte atanı, senin atan değil biliyorum. Mecburen konuşuyorsun. Sahte atayı koruyan, milletten koruyan kanunu kaldır ki vicdanlı bir şekilde tartışalım. Hadi. Nitekim bugün bizleri ağırlayan ve biraz evvel açılışını yaptığımız yeni binasında çok daha güzel hizmetler vereceğine inandığım Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bu amaçla. Ne amacı? 100 yıl geçti. O dil korumunu biliyoruz, rezaletini, rezilliğini biliyoruz. Bir işe yaramadı. Ve şey profesör kimdi? TRT'de birisi vardı, Leyla diye. O Ankara Dil Tarih Coğrafya bir şeyi profesörü. Lisan üzerine yani. Soruma cevap veremedi. Bu öğretmen, men, İngilizce adam demek. Nereden geliyor? Müslüman, man, adam demek. İngilizce'de Müslüm'dür sadece. Men kullanılmaz. Bunlar nereden geliyor dedi. Bu selsal, ulusal nereden geliyor? Karı cevap vermedi. Hangi? 100 yıl geçti. Hala bina yapıp duruyorsun onları. Yap binayı bize. Bak bakalım neler yapıyoruz. Faaliyet gösteriyor. Atatürk'ü putlaştırmak isteyenler kadar, Atatürk'ü tamamen yok sayanlar da. Evet, burayı konuştuk. Bir saniye ara vereyim. Şöyle tabloya bakıyorum. Arkadaşlar burada hemen Gazi'nin şu ifadesi. bak hemen yine onun resmine döndü. Putuna döndü arkadaşlar. Sanki yeterince görmemişiz gibi. Bir de sahtekarlık. Bütün sözleri sahtekarlık. Bütün sözleri manipülasyon. Manipülasyon, aldatmaca. Söylediğiyle yaşananlar hiçbirbirine uymuyor. Bak o sözü alıntı yapıyor. Arkadaşlar, bundan sonra pek mühim zaferlere kavuşacağız. Ne zaferi? Şimdiye kadar zafere kazandık mı? Fakat bu zafer 100 yıl geçti bak. Hala zafer mafer yok ha. Sayende. Yani sayende. Kamal. zaferleri değil. Heh, Süngü'de zaten bir şey yapamadı. Gördük seni şeyde. Filistin'de. Cevdet Sunay söylüyor. Deyyus Ekber diyor bıraktı kaçtı diyor. Ne süngüsü? Şeyde gördük seni. Çanakkale'de. 57. alayda. Yarbay olarak. Size ölmeyi emrediyorum kendime değil. İktisat ve ilim ve İktisat. Buyur. Ha, geldiğimiz nokta. Türkiye'deki bütün problemlerin sebebi sensin. Bitti. Seni kaldırdığımız zaman bu ülke zenginleşecek. Yani Mustafa Kemal. Seni kaldırdığımız zaman bu ülke genişleyecek. Sen bu ülkeyi frenliyorsun arkadaşım. Sömürgecilerin valisisin. Bu kadar basit. Çocuklar, talebeler hala mekteplerde açsa, yemek veremiyorsan senin yüzünden. Bak Mehmet Şimşek bizim vergilerimizi topluyor, faiz adı altında yurt dışına haraç olarak veriyor. Senin sayende. Senin yüzünden, pardon, sayendeyi kullanmamam gerekiyor. İrfan zaferleri olacaktır. İrfan. Şu anda yaşadığımız budur. Ne, İrfan, lisanın içine ittin, tarihin içine ittin, kültürün içine ittin. Ne irfanı, ne ilimi, ne bilimi. Küresel krizlerin ve kendi dinamiklerimizdeki kimi kırılmaların etkisiyle bir süredir yaşadığımız ekonomik sıkıntıların birilerinin iştahını kabart. Bu adam yüzünden o ekonomik sıkıntılarda.
Hatta bizi tek tip toplum hayali. Arkadaşlar burada da şeye gelecek, güçlü ülkelere gelecek, güçlü ülkelerin sırrından bahsedecek. Bakın, katılmıyorum. Kurmakla suçlayan kalbi kara, zihni bulanık, gözü dışarıda mankurtlara bile rastlıyoruz. Halbuki tarih boyunca ve bugün güçlü toplumların, devletlerin, ülkelerin Heh, işte burası arkadaşlar. Bak ne diyor şimdi bakın. Güçlü ülkelerin sırrını söyleyecek size. gerisindeki sır, ortak değerler, ortak idealler ve kurallar etrafındaki sımsıkı kenetlenmeleridir. Sayın Erdoğan, sakın. Bakın Amerika için örnek vererler. Amerika ekonomisi güçlü olduğu için özgür değildir. Özgür olduğu için ekonomisi güçlüdür. Türkiye'ye baktığınız zaman neredeyse faşizan bir rejim var. 5816 gibi Mustafa Kemal'i milletten koruma kanunsuz kaldırmadığınız sürece dediğiniz gelişme olmayacak. Ve biz sımsıkı sarılamayız. Biz bu saatten sonra kimseyle barışamayız. Bu devlet yalan söylüyor bize. Bize yani sömürge devlet. Bize yalan söylüyor. Biz bunu hazmedemeyiz artık bu saatten sonra. Uyandı. Cin şeyden çıktı. Ne derler? Demlikten çıktı artık. Bunu geri sokamazsın. Biz barışamayız. Hayır, bitti. Bu yalanlar ortaya dökülecek ve biz tartışacağız bunu özgür bir şekilde. Eğer güçlü bir ülke olmamızı istiyorsan. Yoksa böyle devam eder. Bak tekrar ediyorum. Tek başıma kalsam da savaşacağım. Ölsem de ruhum savaşacak bununla. Bu 5816 ile bu devletin yalanıyla, bu Kemalizmin yalanlarıyla. Hiç boşuna şey yapma. Ya iyi bir ajandan vardır umarım, inşallah. Bunu şey yaparak söylüyorsundur ama güçlü ülkelerin sırrı bir yalancılar birbirleriyle beraber olamazlar. Yalancılar birbirleriyle beraber olamazlar, tamam mı? Sır özgürlüktür. Şimdi sizlere belki birilerinin kafalarına dank edecek umuduyla fare çuvalı teorisi adıyla bilinen Arkadaşlar, burada fare çuvalı örneğini verecek. İşte bir tarım işçisi, tarım çalışanı fareleri bir yerden bir yere götürüyor biliyorsunuz onu. İçine koyuyor çuval. Çuvalın içinde fareler var. Ama belli zamanlarla 15 dakikada bir şeyi çalkalaması gerekiyor. Fare çuvalını sirkelemesi gerekiyor. Yoksa fareler şeyi yırtabilir, çuvalı yırtabilir yani. Onun için sirkelediği zaman dışarı değil, dışarıyla ilgilenmiyorlar, birbirlerine yönüyorlar. Bu taktiği işte görüyorsunuz. Son günlerde gördüğünüz Türkiye'deki işte ne bileyim kirli devletin terörü, patlamalar, işte cinayetler, adamların öldürülmesi, medyada bunun yayılması sizi korkuyla sizi içeri kapatıyorlar. Anladınız mı? Şeyi dışarı bakmayın. İşte yalanları eleştirmeyin. Kemalizme dokunmayın. Ha, bunu söylüyor. Tamam. Şey yapmasına gerek yok. Arkadaşlar, evet bugün 10 Kasım 2024 Pazar, ben Bahattin Çağdaş. Bu videoyu da görünce dayanamadım. Paylaşayım dedim. Bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz. Ama tekrar ediyorum. Yani Erdoğan'ın geldiğinden bu yana ehvenişer, kötünün iyisi en azından Kemalizmi sorgular hale getirdi. Hala yine kıyısından köşesinden o şansı veriyor. Ama yetmez artık. Artık yetmez. Peki arkadaşlar, lütfen abone olmayı unutmayalım, beğenelim, paylaşalım. Sansür aşabilmek için. Bakın, bilmiyorum. Neyse, ben umutluyum yine. Peki, görüşmek üzere.